Merhaba arkadaşlar, bu videoda bilimsel hesap makinesi ile sayı sistemlerinin birbirine dönüşümünü göstereceğim. Bazen sınavlarda sorulabiliyor arkadaşlar. Sınavda hesap makinesi serbestse hızlıca bu işlemleri yapabilirsiniz. Aksi takdirde elle yapmak biraz zaman alabiliyor arkadaşlar. Hemen hesap makinemi açıyorum. Menü tuşuna basıyorum arkadaşlar. Buradan 3. mod olan Bayesian'e giriş yapıyorum. Burada hesap makinesinde desimal, heksadesimal, bineri, oktal diye mavi renkte yazılar var arkadaşlar. Bunları kullanarak sayı sistemlerin birbirine dönüşümü yapacağız. Her bir dönüşümden birer örnek yaparak arkadaşlar anlatımı yapacağım. Öncelikle desimal sayı sistemini diğer sayı sistemlerine dönüştürelim. Şu an ekrana desimal yazıyor arkadaşlar. Yani şu an desimal modundayım. Rastgele bir desimal sayı yazıyorum. Ardından eşittir'e basıyorum. Sonra hangi sayı sistemine çevireceksem arkadaşlar ona basıyorum. Mesela buradan sırayla her bir sayı sistemine dönüşüm yapalım. Heksadesimale bastım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi heksadesimal karşılığı gelmiş oldu. Tekrardan desimale geleceğim. Yine rastgele bir sayı yazıyorum arkadaşlar. Ne yapıyordum? Eşittir'e basıyorum. Hangi sayı sistemine çevireceksem ona tıklıyorum. Şu anda da binareye çevirelim. Gördüğünüz gibi binari karşılığı gelmiş oldu. Şu sıfırların bir önemi yok arkadaşlar. Onu yazmasanız da olur. Yine ekranı temizliyorum. Yine desimal moduna geldim arkadaşlar. Yine rastgele bir sayı yazdım. Ne yapıyorum? Eşittir'e basıyorum. Sonra hangi modu çevireceksem ona tıklıyorum. Oktala çevirelim bir de. Gördüğünüz gibi oktal karşılığında görmüş oldum. Şimdi tekrardan ekranı temizliyorum arkadaşlar. Şimdi heksadesimal sayı sisteminden diğer sayı sistemlerine dönüşümlere bakalım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar heksadesimal sayı sistemi 0'da 9'a kadar 9 dahil olmak üzere rakamlardan ardından da A, B, C, D, E ve F harflerinden oluşmakta. O harfler de arkadaşlar şurada kırmızı renkte yazıyor. Onları da yazdırmak istersek bu tuşları kullanacağız. Örneğin bir tane heksadesimal sayı yazayım. Ne yapıyorum? Eşittir'e basıyorum. Ardından mesela bunu desimale çevirelim. Desimal tuşuna bastım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çevirmiş oldu. Tekrar heksadesimale geldim. Yine rastgele bir heksadesimal sayı yazıyorum. Eşittir'e basıyorum. Bu sefer de binariye çevirelim. Binari tuşuna bastım arkadaşlar. Tekrar ekranımı temizledim. Heksadesimal moduna geldim. Yine heksadesimal bir sayı yazıyorum kafamdan. Ne yapıyorum? Eşittir'e basıyorum. Sonra da bunu oktala çevirmek için oktal tuşuna basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet kolay. Şimdi binari sayı sistemini arkadaşlar diğer sayı sistemlerine dönüşümü yapalım. Binariye gelmek için binari tuşuna bastım. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken olay şu arkadaşlar. Binari sayı sistemleri bildiğiniz gibi 0 ve 1'lerden oluşuyor. Siz eğer buraya 2, 3 gibi rakamlar yazarsanız syntax error hatası alırsınız. Şöyle göstereyim hatta. Eşittir'e bastım. Syntax error hatası verdi. Çünkü binari bir sayıydı arkadaşlar. Böyle rakamlar bulunmaz. Sadece 0 ve 1 bulunur. Hemen burayı temizliyorum. Ekrana bir tane binari sayı yazıyorum. Ne yapıyordum? Eşittir'e basıyorum arkadaşlar. Sonra desimale mi çevireceğim? Desimale tıklıyorum. Tekrardan binariye geldim. Yine binari bir sayı yazdım ekrana. Eşittir'e bastım. Heksadesimale çevirmek için sadece heksadesimal tuşuna basmam yeterli. Yine temizledim ekranı. Yine binari moduna geldim. Rastgele yine bir binari sayı yazdım arkadaşlar. Eşittir'e basıyorum. Ardından da oktal tuşuna basınca da oktal sayı sistemine dönüştürmüş oluyorum arkadaşlar. Şimdi oktal sayı modundan diğer modlara sayı sistemlerine dönüş yapalım arkadaşlar. Oktal sayı sistemine geldim. Burada da dikkat etmeniz gereken şey şu arkadaşlar. Oktal sayı sistemi de 8'lik tabandan oluştuğu için 8'den düşük rakamlardan oluşuyor sayı sistemi. Eğer yine ben buraya 8, 9 gibi rakamların bulunduğu bir sayı yazarsam bana syntax error hatası verecektir. Buna da dikkat edelim. Şimdi ekranı temizledim. Bir tane oktal sayı yazıyorum arkadaşlar. Ne yapıyorum? Eşittir'e basıyorum. Diyelim ki desimale çevireceğim. Desimale tıklıyorum. Gördüğünüz gibi gelmiş oldu. Yine ekranı temizledim. Oktal moduna geldim. Yine oktal bir sayı yazdım. Eşittir'e basıyorum. Heksadesimale çevirmek için heksadesimale tıkladığım zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi gelmiş oldu. Yine temizliyorum ekranı. Son olarak da binariye çevirelim. Yine oktal sayısı yazdım. Eşittir'e bastım. Binariye bastığım zaman da arkadaşlar dönüştürmüş oldu. Gördüğünüz gibi çok kolay arkadaşlar. Kısaca özetlersek şu. Hangi sayı sisteminden dönüş yapacaksanız önce ona tıklıyorsunuz.
Ardından sayı yazıyorsunuz. Eşittire basıp dönüştüreceğiniz sayı sistemine tıklıyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.